Günaydınlar, merhabalar sevgili izleyiciler. Günaydın efendim, iyi sabahlar, iyi pazarlar. Evet ben değil ama program konuğu doktorlarımızın işi estetik. Ben de sizler gibi merak ediyorum. Estetik uygulamalar ve yeniliklerle ilgili tüm bilgileri takip edeceğiniz programlar hazırlayacağız sizler için. Evet işimiz estetik. Sosyal hayatımızda, iş dünyasında ve ailemizde daha iyi görünmek, daha sağlıklı ve daha genç görünmek için neler lazım, neler yapılıyor, güncel tedaviler neler? Bizim bunlardan hangilerine ne zaman ihtiyacımız olur, biz bunları işin uzmanı arkadaşlarımızla beraber sizlere aydınlatmak için konuşacağız. Evet bu sabah neştersiz ameliyatsız radyo frekans ineli radyo frekans yöntemiyle gençleşmeye yer vereceğiz tüm detaylarıyla ele alacağız. Bakalım hangi konuklarımız bu konuyla ilgili bize nasıl bilgiler verecekler detaylılarla birazdan karşınızda. En yeni estetik uygulamalar ve uzman doktorlardan tavsiyelerle işimiz estetik başlıyor. Altın iğne ve radyo frekans tedavileri nasıl uygulanıyor ve kimler tercih etmeli? Medikal estetik hekimleri Doktor Mevlüt Dağ, Doktor Sami Tan Sarıgül ve Doktor Mustafa Karakucak birazdan işimiz estetikte anlatıyor. Tekrar merhabalar. E, i̇şimiz estetik programında estetikle ilgili e, iğneli radyo frekans ve Altın frekans yöntemleri, altın iğne yöntemini konuşacağız. Estetik deyince aklımıza genelde önceden kalan yanlış yorumuyla insanları başkalarına benzetmek, insanların var olan bir şeyini değiştirmesi ya da yeni tasarımlar aklımıza geliyor. Bu programda biz sizin daha iyi görünmenizi ve eski görüntünüzü kaybetmemenizi, kendi yüzünüzü uzun süreler ve vücudunuzdaki problemleri oluşmadan bakımlarla ve basit, güncel teknolojik tedavilerle tedavi etmenizi sağlamak için bir aradayız. Bugünkü konuklarımız e, doktor arkadaşlarımızdan Sami Tan Sarıgül, medikal estetik hekimi, Mustafa Karakucak, medikal estetik hekimi ve e, yine medikal estetik hekimi e, Mevlüt Dağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle konuya ben de bir giriş yapmak istiyorum. Dikkatimi çekiyor. Türkiye'den bir araştırma yok ama Amerika Birleşik Devletleri'nden bir araştırma var. Son 5 yılda estetik uygulamalarda buçuk kat artış varken e, ameliyatsız estetik yöntemlere yaklaşık yedi buçuk kat Hatta daha önce konuşmuştuk 10 kata Varan artış gösteriyor yani kişilerin aslında tercihi daha çok ameliyat dışı yöntemler Burada aslında tercih derken cerrahiye de bir birebir artış var ama cerrahi olmayan yöntemler günlük uygulamalar bakım ve e, tedavinin sonrasında iyileşme dönemi gerektirmeyen günlük hayatı bozmayan yöntemler çok daha hızlı büyüyen bir sektör. Ve e, ben hep kendi hastalarıma da işi anlatırken şunu söylemek istiyorum. ya Estetik deyince biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Arabanızın düzenli bakımını yaptırıyor musunuz? Evinizde düzenli olarak bozulan bir yer olduğunda, kırılan veya kullanamadığınız bir yer olduğunda bunu düzeltmek istiyor musunuz? Evet biz de sizin aslında koruyucu aile hekimleriniz gibi yüzünüzün, Vücudunuzun bozulan yerleri, eksikleri ve belirli ihtiyaçlarını tamamlamak için oluşturulan bir iş alanında çalışıyoruz. Hı hı. Ve bu alanda da önemli ve son dönemde çok popüler olan bir yöntemi konuşacağız bugün. <laughs> ee, i̇ğneli radyo frekans yöntemleri. Şimdi şöyle, sadece Amerika'da değil aslında Amerikan kökenli bir firmanın Türkiye'de yaptığı bir araştırma var aslında. Ee, 7-8 kat değil. 2005'ten bu yana 12 kat hı hı. E, neştersiz ya da ameliyatsız ya da invaziv dediğimiz operasyonel olmayan estetikte ciddi bir artış var. Bu bir araştırma e, çok detaylı bir araştırma ama bütün dünyada zaten artık çünkü insanlar çok hızlı yaşadıkları için zaman da çok kıymetli olduğu için bir öğlen arası bile yaptırılacak o kadar çok işlem var ki. İnsanlar bunu neden tercih ediyorlar? Çünkü sosyal yaşantılarının bölünmesini istemiyorlar. Onun için bu teknolojinin de katkılarıyla gelen bu noktada her şey çok hızlı ve ameliyatsız olmaya başladı. Peki hocam elinizde çok teknoloji var. Evet. Lazerleriniz var, enjeksiyonlu uygulamalar var söylediğiniz tanımda. Toksinler, dolgular, mezoterapi ürünleri. Evet. Onun dışında bir takım ultrasonları kullanıyoruz. İğneli radyo frekans sizin için nerede lazım? niye kullanıyorsunuz ve hangi hastanız için doğru seçim? Şimdi şöyle eee radyo frekansların önce nasıl bir geliştiğini çok kısaca anlatayım. Başlarda biliyorsunuz monopolar radyo frekans cihazlarıyla başlandı. Tabii daha agresif, daha sıkıntılı e, insanları kısmen de olsa sosyal yaşantısından koparan uygulamalardı. Sonra bunlara bipolar, tripolarlar, sonra multipolarları eklendi. Daha sonra fraksiyonel atılımlı radyo frekanslar geliştirildi. Fraksiyonel dediğimiz aslında derinin bütünlüğünün bozulmadığı. Bozulmadan aynı böyle bir binanın Be e, omurgası gibi fore kazıklar düşünün. Sağlam yerler var ve kontrollü hasar almış yerler var. İzleyicinin daha iyi anlaması için derinin bütünlüğünü bozmadan belli alanların sadece mikro travmalarla Evet. Bunun hasarın. da bir üstü şöyle geliştirildi. İğneli yalıtkanlığından dolayı altın iğneli işte 0.5 milimden 3.5 milime kadar cildin belli katmanlarına inen ve her katmana istediğin yükseklikte enerji verebildiğin bütün kontrolün hekimde olduğu çünkü her insanın yüzü yüzündeki sıkıntılar hangi planlarda ne kadar sıkıntı var bu sonuçta hekimin tasarrufunda ve bilgisi dahilinde olan bir şey olduğu için her şey kontrol altına alınabilen bir sistem geliştirildi. Bunun da geldiği nokta altın iğneli radyo frekans. Evet. Peki e, altın iğne ismi çok popüler oldu son zamanlarda. E, çok kişi de bu ismi duydu. Burada ısıtarak bir e, vücutta veya yüzde bir yenileşme, e, kolajen yapımının artırılması mı amaçlanıyor? İğneli radyo frekans veya bizim altın frekans dediğimiz yöntemde e, cildin en üst tabakasından en alt tabakasına kadar e, bütün dokuların ısıtılarak cildin kendi kendini yenilemesini sağlayan e, bir yöntem esasen. Peki Mustafa Bey şöyle söyleyelim siz hangi hastalar ya da hangi hastalıklar için en çok tercih ettiğiniz bir yöntem? altın frekans aslında çok genç yaştaki hastalardan tutun işte 60-70 yaşındaki hastalara kadar da kullanılabilir. Genç yaştaki hastalarda işte akne skarları, sivilce izleri, aktif aknede, aktif aknede, genişlemiş gözeneklerde, ileri yaşlar için işte cilt toparlama, boyun, gıdı, dekolte yenileme, yüze lifting, işte kaş kaldırma e, yüzdeki çizgilerin azaltılması gibi, cilt tonunun düzenlenmesi gibi e, birçok problemi bir arada düzelten e, güzel bir sistem esasen. Yani bildiğim kadarıyla ayrıca çatlak tedavisinde de evet. e, ergenlik ve doğumda uygulanan geçerli bir yöntem. Vücutta ve da e, Burada da hastalarımızın mutlu olduğunu buradan söyleyebiliriz. Evet. Şimdi şöyle çatlak deyince çatlağın tamamen e, histolojik olarak tamamen düzelmesi mümkün değil ama azaltılıp gömenli. Azaltılmasında Hastanın diyelim. Hastanın daha rehabilite edilmesi. Diye. Evet. Daha da küçülmesi, renk ve tonus farkının azalması sonuçta baktığınız zaman gözü rahatsız edebilirliğinin azaltılmasıdır ve burada da yüzde kırk sonuç alınabilir. Yoksa tamamen Çatlak sıfır olacak cilt eski haline gelecek diye bir şey söz konusu evet. değil. Peki ben Mevlüt Bey'e sormak istiyorum. Neden bu kadar popülerleşti altın iğne son Şimdi, zamanlarda? Şimdi e, aslında ilk başladığımız konularla çok alakalı mevzu var ortada. Bir ameliyatsız olayların çok fazlasıyla artması ve bugün altın iğne. Radyofrekans sistemi e, yüzümüzde cilt altında elastin ve kolajen dediğimiz bize gençliği sağlayan, sıkılığı sağlayan, güzelliği sağlayan ana hücrelerimizin arttığını, artmasını sağlayan bir sistem. Ve bu tam e, 40 yıldır e, tıpta, başka alanlarda kullanılan ve estetikte de kullanılan bir yöntem. Daha önce biz bunları yüzeyden kullanırdık. Sami Hocam da söylediği gibi o monopolar, tripolar gibi sistemlerle ama yüksek dozda bir radyo frekans enerjisi verdiğimiz zaman cilt üzerinde yanıklar oluştururdu. Daha sonra ben bunu cilt altına nasıl ulaştırırım diye düşünülürken teknolojinin geliştiği her alan gibi estetikte tabii gelişme oluyor. Zaten ameliyatsız olayların artmasının sebebi de bu. Elimizde artık bir 10 yıl öncesine göre o kadar güzel doneler var ki ve biz kişiyi ameliyata göndermeden bu donelerle çok güzel bir gençleşme sağlayabiliyoruz. Yüzeyi yakmadan cilt altında kollajeni ben nasıl uyarırım? İşte burada bu iğneler devreye girdi. Uçlarına veya iğne hattı boyunca e, radyo frekans enerjisinde birlikte eşlik etmesiyle bir hasarlandırma ve hasara karşılık vücudun ee, bir tepkisi olarak yeni kolajen üretirken radyo frekans enerjisiyle bunu kat be kat daha fazla olmasını sağlamak. Hı Hali bu durum oluşunca e, ve biz yüzeyden yakmadan yan etkileri daha azaltarak ve her e, deri katman, epidermis, dermis, deri altı tüm katmanlara etki ederek istediğimiz gençliği sağlamakla daha hızlı sonuçlar aldık. Bu da altın iğne sistemini bugüne göre çok iyi Aha. popüler bir hale getirdi. Aha. Şimdi ısı Kesip küçültmenin dışında yeni dönemimizde kullanılan teknolojilerdeki en büyük gücümüz. Çünkü bir şey ya küçültmek için kesmek zorundasınız ya da şey gibi düşünün bir jelatin gibi cildimizde, cilt altı dokularımızdaki smas dokumuz, kas dokumuz, birleşen dokuların hepsi ısıya küçülerek jelatin gibi yanıt veriyorlar. Altın iğneler ve altın frekanslar da bu ısının sonucu olarak bizim yüzümüzde bu küçülmeyi ve o bölgenin yeniden yapılandırmasını, hasar Mevlüt Bey'in söylediği gibi birinci hedefimiz. Çünkü hasara hep iyileşme ve onarmayla ilgili yanıt veriyoruz. İkinci olarak da e, ısının verdiği küçülme ve o bölgenin e, mevcut halinin daha da sıkı gılaşması için. Evet, püf evet. noktası bu. Yine şöyle bir soru akla geliyor. Bu iğneler e, acaba morluklara yol açar mı? E, veya bu kabuklanmalar, yani bu işin bir yan etkisi olabilir mi önemli? Şimdi şöyle... Eğer teknolojisi ileri ise, kullandığı malzeme kaliteli ise, kesinlikle bunlar olmuyor. Şimdi bu işlemden sonra ne oluyor? Arkadaşlarım çok güzel anlattılar. Bu işlemden sonra vücutta bir hasar oluşuyor. Vücudun şöyle bir tepkisi vardır. Bir yerde hasar varsa, bütün yapılandırma elemanlarını oraya toplar. İşte fibroblastlar burada devreye girer, hızla kolajen üretmeye başlarlar. Oradaki sistem hem sıkılaştığı için ve hem orada bir hareket olduğu için bir de hacim kazanır. Özellikle ben bunu e, hastalarımda yapıyorum. Dolgu kullanmadan önce bir ya da iki hastanın durumuna göre iğneli fraksiyonel radyo frekans yapmış isek iki tüp kullanacağımız yere bir tüp kullanıyoruz. Hocam hacim şunu, şunu söylemek istiyoruz. Bu evet ama... Mesela bunu hacim için kullanmıyoruz. İzleyenlere daha net yanıtlar vermek amacıyla. Biz bunu sıkılaşmak için kullanıyoruz. Kesinlikle ama biz bunu yaptığımız çökmüş zaman... Çökmüş bölümler varsa e, akne izleri gibi vesaire bunları yükseltmek için kullandığımız bir teknoloji. Kesinlikle. Erken safhada yüz ovalini belirginleşmek, göz çevresindeki toparlama, kaşların daha yukarıda olması, boynun sıkılaşması ve gergin görünmesi için kullandığımız bir yöntem. Kesinlikle. Şimdi ve diğerleriyle kombinasyonunu anlatıyorsunuz doğru, şimdi ama... bize. Çok doğru ama... Şimdi e, bir yüze ortalama 1502 atılım düşünün. Her birinde 25 e, altın iğne düşünün. İşte 2000 olursa 50 bin e, hasar yani mikro kanal oluşturmuş oluyoruz. Bu da totalde bütün yüzü gerdiği için bir kasnak gibi düşünün kafatasını, ne oluyor geriliyor. Her taraftan o mikro düzeydeki gerilmeler totalde ciddi bir gerilme yaptığı için Sonuçta işte bu jawline dediğimiz yanaklardaki sarkmalar, nazola bir sıkıntılar, marionetler toparlandığı için ve bu boyunda da çok, gıdıda da çok etkili bir şey. Sonuç itibariyle yüz geriliyor. Şimdi burada yapılan mikro hasar eğer kaliteli bir teknolojiyle olduğu zaman dediysek en fazla 3 saatlik ciddi bir kızarıklığa yol açıyor. Çünkü sonuçta orada bir hasar var. Ama vücudun yapı elemanları buna hızla müdahale ettiği için 3 saat sonrasında hızla o kızarıklık düzelmeye başlıyor. Ertesi gün çok fazla kalmıyor. Yani yüzde sekseni geçmiş oluyor. Dolayısıyla biz bunları güneş koruyucusu yüksek işte nemlendiricili kapatıcılarla rahatlıkla kamufle edebiliyoruz. Sosyal hayatımıza kopmadan Sosyal hayatımız herhangi bir kesintiye uğramadan devam ediyoruz. Evet Şu akla da geliyor acaba, e, diyelim ki işte kişi 20 kilo veriyor, 30 kilo veriyor, 10 kilo veriyor. E, kilo verdikten sonra da yüzde sarkmalar oluyor, gıdıda sarkmalar. Sanki bunlara da çok ideal bir yöntem gibi geldi bana. Şimdi bütün mevzu şu, evet biz gençleştirmek için uğraşıyoruz. Ama öncelikle hedefimiz de bir zarar vermemek veya bir hasar oluşturmamak, geriye dönüşümsüz olaylar yapmamak. Ee, Sami Bey'in dediği gibi yüzünüzde 50 bin noktada bir hasar ve ona karşılık vücudun cevabıyla kontrollü bir hasarla bir yenilenme sağlıyorsunuz. Yaşlık dediğimiz süreçte her geçen gün santimetre karede örnek vermek için söylüyorum. Benim şu anda santimetre kare deride 100 tane kolajen öjem varsa seneye bu 90, 2 sene sonra bu 80 şu ve 70. Rekl. O da ne sağlıyor bizde? Sarkmalar, kırışıklıklar, elastikiyet kayıpları. Kilo da tabii ki yağ birikimiyle birlikte o elastikiyeti fazlasını artmaya sebep oluyor. Çok zayıfladığınızda yağ yastıkları boşalıyor. Deri öyle şişmiş ve bırakılmış balon gibi kalıyor. E, 50 bin noktada siz bunu oluşturduğunuzda 80 olan veya santimetre karede 100 olan benim kolajen ve elastin hücremin 110, 120, 130'a doğru çıkarıyorsunuz. Yani 3 sene önce, 5 sene önceki halime getirmek gibi. Eğer bir gençleşme için yapıyorsak. Hı hı. E, ve Hüseyin hocam dediği gibi bir akne skarında hasarlanmış bir deri var ve orada bir deri bütünlüğü bozulmuş vaziyette. Biz sürekli orayı uyarıp yanındaki komşulardan hasarlı bir yer var. Buraya yeni hücreler yapmamız gerekiyor diyerek elimizi kestiğimizde nasıl cildimiz tamir oluyorsa bu şekilde noktasal tarzda tamirler gerçekleşerek akne izi yerinde bir iyileşme sağlıyoruz. Gerçekten. Bütün mevzu aslında bu. Birçok şey kullanıyoruz. bizde çok fazla teknoloji var. Etkinliği açısından gerçekten altın iğneler ve altın frekanslar hepimiz için her kliniğin vazgeçilmesi çünkü ciddi olarak bizim kayıplarımızı engelleyen üstüne de sizin söylediğiniz mekanizmalarla ki ben bir şey daha eklemek istiyorum. Isıyla olduğu için ister istemez bölgenin dolaşımı ve mikro sirkülasyonuyla o bölgenin kanlanmasını da çok destekleyen uygulamalar. Birçok şeyle kombine kullanıyoruz ama siz çok farklı bir yerden geliyorsunuz Mustafa Bey güneyde. Güneş evet, çok fazla. Birçok şeyle beraber kullanırken güneşli yerlerde aslında lazerler gibi, peelingler gibi birçok şeyi de kullanamıyoruz. Burada sanıyorum sizin bu deneyimlerinizle bize oradan altın frekans ve altın iğneyle daha çok şey getirdiğiniz ve neler söylemek istediğinizi özellikle dinlemek istiyorum. Ee, tabii altın frekans çıkmadan önce daha önce işte fraksiyonel lazerler kullanıyorduk ama işte Mersin gibi bir bölgede, e, yılın neredeyse 10 ayı e, sürekli güneş alan bir bölge. E, fraksiyonel lazeri de ancak 2 e, ay kullanabiliyoruz. Yani Agnes kari için gelen bir hasta Nisan ayında geliyorsa ona e, aral kainar randevu verebiliyorduk. E altın frekans çıkınca o sıkıntılarımız ortadan kalktı. Bazen beraber de kullanabilirsiniz evet. diye düşünüyorum. Yani kış aylarında yine fraksiyonellerle ay kullanıp, 12 ay ama geri kalan önemli. Bir sistem. ben sistemlerin hep zaten kombine edilmesinden ve doğru zamanda doğru yerde işlemlerin yapılmasında iki işlemin birbirine güçlendirdiğini düşünenlerdenim. Kesinlikle. Ama özellikle bizim gibi çok güneş alan bir ülkede evet. ve benim bu konuda hani başka bir yorumum da şu Bizim Avrupalılara göre ve işte kuzey e, ırklarına göre cildimiz birazcık daha kalın. Lazerlerin burada eli birazcık daha zorda kalıyor. Çünkü derilerimizin o dermis ve epidermisi e, coğrafyamız gereği birazcık daha güçlü ve kalın. Ve buraya inerken 3 3.5 milime inebilen bir lazer bilmiyoruz. Ve bu, evet. bu kadar derine inmeyen bir lazer varken de elimizde ertesi gün bir Elimiz iyileşme gerektirmeyen gizlendi. Bizim istediğimiz derinliğe elimizde kontrol edebildiğimiz bir ısı gönderebilen bir yöntem altın frekans. Tabu altın frekansıydı. Çok özür dilerim. Olsun. Bir de e, ilk başta Mustafa muhteşem anlattı kullanım alanlarını. Orada e, bir şey daha var. Özellikle saç dökülmelerinde de çok etkili. Çünkü demin anlattın işte mikro mikrosirkülasyon arttırdığı için, orada kontrollü hasar verdiği için vücudun yapı elemanları oraya hücum ediyor dolayısıyla orada yeniden bir inkişaf söz konusu oluyor. O zaman da saç dökülmesinde çok ciddi güzel sonuçlar elde ediliyor. Burada önemli olan oradaki e, radyo frekansın ayarını çok iyi e, enerji etmek, doğru ellerde yapılması doğru lazım. Her yöntemin yani. doğru kişilerin, doğru yerde ve doğru Direkt ellerde yapılması lazım. Uygulamada gerekiyor. kullanıyoruz dedik ya. Zaten bu e, İşin mucidi. Bundan 3-4 yıl önce Türkiye'ye gelmişti. Böyle bir anlattı. Biz işte konuşurken dedim ki ya sonuçta biz burada 50 bin belki 60 bin mikro kanal açıyoruz. Hazır biz bu kanalları açmışken insanın kendi kök hücresini ya da bizim o multi mineral ve vitamin vesaire e, içeren serumlarımızı ya da işte PRP yapıyoruz değil mi? PRP yaparken belli yerlere bunu kullanabilir miyiz? Dedi ki ben de bunu hep düşünüyordum ve son zamanlarda kullandım. Çok iyi söylediniz. Kesinlikle bir artı bir burada 3 yapıyor. Aynı fikirdeyim. Hocam az önce yine ben Mevlüt hocamı da sordum. Siz de söylüyorsunuz. Dolgularda evet dolguya olan ihtiyacı azalttığını söylüyorsunuz. PRP gibi destek uygulamalarda bir artı birin üç olduğunu söylüyorsunuz. Siz nelerle kombin ediyorsunuz hocam? Ben özellikle altın iğneyi e, leke de çok iyi kullanıyorum buradaki mekanizmasına baktığımızda zaten artık an altın yine bizlerin sadece konuştuğu bir şey değil. Dünyanın konuştuğu evet. bir olay. yüz üzerinde yan etki hasarı en minimum ve bütün cilt katmanlarında en etki ortaya çıkarttığı için. Lekede kullandığım alanlarda bir gerçek var lekede. Lekedeki gerçek ne? Melanos dediğimiz hücrelerimiz var ve ultraviyole ışığı fazla görmesiyle melanos hücrelerimiz parmaklarım gibi uzantılarında uçlarında melanin pigmentlerini bırakır ve o da cildimizin üzerinde lekeler oluşturur. Biz genellikle bu üstteki melanin pigmentlerini normal tedavilerimizle gidermeye çalışıyoruz. Peelinglerle diğer lazer yöntemlerimiz ama mekanizma sürekli devam edip çalışıyor. Altın iğne burada çok iyi bir rol oynuyor. Deriye battığı zaman dentritik uzantı dediğimiz melanin pigmenti oluşturan yapılarda ısı etkisiyle ve iğne darbesiyle bir hasar oluşturuyor. Hocam biz... Bu da Dinleyenlerin anlaması için. Yok onun için böyle evet. evet. Ee, bu da daha sonrasında leke çünkü sürekli tekrarlayan bir olgu. Bu da daha sonrasında daha az bir leke oluşmasına ultraviyole maruz kaldığında sebep oluyor. Evet. Aynı zamanda da ısı etkisiyle biliyoruz ki tüm lazer sistemlerimiz de böyle ısı ortaya çıkarmak ve melanin pigmentini lekeye hesabı olan pigmenti parçalamak. Biz de daha kontrollü bir ısıyı vererek melanin pigmentinin parçalanmasını sağlıyoruz. Yanında kullanacağımız cildi soyucu, kremler, peelingler de kullanarak yüzümüzde oluşan e, bu leke olayından da kurtulmayı sağlıyoruz. Bu anlamda da çok başarılı sonuçlar aldığımızı gördük. Benim lekeyi oluşturan hücrelere bir şekilde derinde ulaşıp evet. onların gelişimini durdurarak ve dolaşımı artırarak diğer tedavilerle kombine ediyorsunuz. Aslında var evet, var olanı da yok ediyor. Var, var, olan, pek var olan da tabi yanıp ilanıp, parçaladığı için. Evet. Pigment de oradaki hasarlı. Evet. Aslında evet. hani endikasyonlar alır. Mustafa <laughs> Hocam Mersin'de. Yani tabii lekeyi tamamen yok et, Yok ediyor demek biraz e, Lekenin yanlış. Tabi, derecesine göre evet. tabii ki. Evet, lekeyi e, Hangi azaltıyor Hangi planda olduğuna göre yani papiler dermiste mi, daha aşağıda mı, daha yukarıda mı ona göre zaten etki eder. Leke tedavilerinde Destek tedavisinde ve içeriğinde olmazsa olmaz olarak anlıyorum Kesinlikle. ben sizin yorumlarınızdan. Özellikle yüzeyel lekelerde çok iyi sonuçlar. Biraz önce hani endikasyonları konuşurken nelerde kullanıyoruz derken, benim artık bir altın iğne için tabirim şu Hüseyin Bey. Bir yüzle uğraşan bir anti veya tedavi kliniğinde olması gereken bir uygulama ve cihaz. Neden? Cihaz. Elastikiyeti artırıyor ...gözeneklerde daralma sağlıyor. Sivilcelerle ilgili izleri gidiyor. Aktif sivilcelerde, aknelerde çok rahat kullanılıp... ...ıs etkisiyle alttaki yağ bezlerinin etkilenmesi ve azalması salgısının azalması sağlanıyor. Yüzümüzde oluşan leke gibi durumlarımız varsa bunların tedavisinde yardımcı tabii ki... ...Hüseyin ve yine söylediği gibi hep kombine tedaviler. Tedaviden yani sonra... komşuya iyi gelen bir ağrı, sırt ağrısını geçiren bir ağrı kesici... ...mutlaka benim anneme de iyi gelecek diye bir şey yok. Burada evet. işte hekim, doğru cihaz doğru tanı koymak ve bu işi o şekilde bir plan program dahilinde kişiye göre yapmak gerekiyor. Evet şimdi tedaviyi anlattık, ısı oluşumunu anlattık. Tedaviden sonra hem nelere dikkat etmek gerekiyor bunu anlatalım. Bir de yine bahsettiğimiz gibi yan etki oluşabilir mi? Bunu da isterseniz açıklayalım. Şimdi şöyle ciddi bir yan etki oluşmaz neden? Siz zaten arkadaşlarımın dediği gibi ehil insanların ehil enerji düzeylerinde hangi bölgeye kaç milim inecek, ne kadar enerji verilecek bunu doğru yaptıktan sonra zaten ciddi bir yan etki olmaz. Bunun dışında da yapılacak şey o 3 saat içerisinde cildi dış etmenlerden özellikle ultraviyolenin etkisinden korumak için Zaten biz eğer başka bir şeyle de kombine etmişsek 6 saat kesinlikle herhangi bir e, krem ya da başka bir şey ya da herhangi bir temizleyici bir şeyi dokundursun istemiyoruz. Neden? Atıyorum PRP ile kombine etmişiz. Zaten cilt gerilmiş. O etkinin devam etmesini istiyoruz ve 6 alt, saat boyunca hiçbir uygulama istemiyoruz. Zaten kızarıklık 3 saat sonra dediğim gibi hızla azalmaya başlıyor. Bu arada yapılacak şey içerisinde hem nemlendirici hem güneş koruyucu olan kaliteli bir ürünle cildi koruma altına almak ve mümkünse güneşe çıkmamak o en azından 3 saat içerisinde. Peki. O zaman ben e, önümüzde artık bahar ve yaz. Yine deneyimleri ve bölge itibariyle. Siz altın frekansı bundan sonra nerede kullanacaksınız bu mevsimde? Ve sizin önlemleriniz nedir? Hangi tedavilerle kombine edersiniz? Ve yapan hastalara nasıl uyarılar, nasıl e, tedbirler aldırıyorsunuz sonrası için? Ben e, altın frekansı genelde, tüm cildi toparlamadı. yani her türlü indikasyonda kullanıyorum. Yani diğer tedavilerime destek. Hasta dolgu içinde gelse önceliğim her zaman altın frekansla cildi biraz toparlayıp cildi yenileyip ee, cildin yüzeyini de düzeltip ondan sonra ihtiyaç olan diğer tedavilere geçmek. E, bizim bölge çok yüksek güneş aldığı için mesela lazerli uygulamaları çok fazla kullanamıyoruz. İstesek de kullanamıyoruz. Altın frekanstan sonra ben zaten fraksiyonel lazer kullanmayı bıraktım ee, sadece e, bu yöntemle tüm hastamın birçok ihtiyacına cevap verebiliyorum e, dekolte boyun yüz Hatta e, altın frekansın son versiyonundaki yeni e, eklenen e, modlarda vücutta bile kullanılıyor işte kol sarkmalarında Bacak karındaki içine. işte bacak içlerindeki cildin toparlanmasında da çok yoğun bir şekilde kullanılabiliyor. Evet. Yani tepeden tırnağa bir bakım diyebiliriz aslında. Herhangi bir sorun yaşadınız mı sonrasında ki yine sizin deneyimlerinizden sonra lekelenme, onun dışında yara oluş mu iyileşmesi, iyileşme zamanı bunlarla ilgili de bilgileri paylaşabilir miyiz izleyenlerimiz için? Yani 5 yıldan uzun bir süredir kullanıyorum hatta beraber kullanmaya başladık binin üzerinde bir uygulama sayımız oldu. Ee, en ufak bir komplikasyon yaşamadım şimdiye kadar. Yani birim siz yaşamamışsınız. Şöyle bir Değil soru düşünün. geliyor. Maliyet tabii ki bu işin önemli bir boyutu. Maliyet açısından hani fiyat vermeyelim ama mevcut tedavilerle kıyaslarsak daha pahalı mı? Daha mı ekonomik bir tedavi sağlıyor? Ee, eğer kıyaslama yapacak olursak e, bugün bir enjektör dolgunun e, maliyetine karşılık bir altın e, iğne e, seansını rahatlıkla uygulatabilirsiniz. Öyle diyebilirim. Buna karşılaştığınız zaman zaten çok büyük maliyet olmadığı ortaya çıkıyor. Veya etkilerine göre e, rakamları gayet uygun bir şekilde e, günümüzde. Biz sağlık ve estetik programı konuşuyoruz ama hani sizle dışarıda konuşurken bahsettiğimiz e, bir konu var. Şimdi bir, iyi bir yemek yapmak istiyorsak elimizde çok şey olmak zorunda. Bu yemeğin içinde tuzunun da salçasının da <laughs> Onun dışında varsa etinin, kıymasının da hepsinin belli bir düzeyde olması lazım. Aslında altın frekans ya da altın iğnenin bizim için önemi şu. Bunu başka bir şeyle yani tuzu çok koyup salça koymadan o yemeği bitiremiyoruz. Bu, bu işin olmazsa olmazlarından birini tamamlıyor enerji. Ee, bu konuda hani izleyenlerimizin kafası karışıyor. Ben dolgu mu yapsam acaba toksin mi yoksa bir peeling evet. mi işimi görür yoksa enerjili bir uygulama mı? Bu konuda hekimlerine güvenmek zorundalar. Kesinlikle. Çünkü bunların aslında herkeste aynı şekilde ihtiyacı yok. Bir yüzün hiçbir zaman dolguya ihtiyacı olmayabilir. Ama o yüzün bir daha hiçbir bakıma ihtiyacı ya da desteğe ihtiyacı olmaması anlamına gelmiyor. Evet. Peki altın iğne için bir altın sıralama yapalım o zaman. Ee, nedir? Birinci olarak e, ne için en uygun yöntem, en uygun metot? bir sıralama yapalım. Şimdi şöyle. Ben genel olarak yüzün Toparlanmasında birinci sırada kullanıyorum. Şöyle Dergin... mi Nezbe, hocam izinizde sözünüzü kesiyorum. Ben hastalarıma bunu yılda bir ya da iki defa belli bir yaş grubunun üstünde de üç defa rutin oranın cildinin yenilenmesi dolaşımı ve kolajen için öneriyorum ve bu rutin kesinlikle, bir bakımdır kesinlikle. mı demek istiyorum. Kesinlikle. Biraz önce memlürt ne dedi? Kolajen sayımız işte elastin ve kolajen sayımız zaten elastin liflerin üstündedir kolajenler cilde esas gerginliği ve cildin bütün planlarını taşıyan en üst planları taşıyan ana maddedir. Şimdi düşünün o azaldığı zaman ne olacak? Cilt kendini bırakacak, ışığı daha güzel yansıtamadığı için kırışık, e, zayıf ve kendini bırakmış bir cilt görüyoruz. Peki Mustafa Dolayısıyla Hocam, sizin için birinci şey nedir? E, benim Hiç için hastanın önemli. isteği önemli. Eğer bir hasta ben dekoltemin de iyileşmesini istiyorum. Boynumun da iyileşmesini istiyorum. işte cildimin daha iyi hale gelmesini istiyorum diyorsa birinci seçeneğim tabii ki altın frekans oluyor. Bunu anlıyorum ben. Bir hastada gerçekten belli bir alan yerine daha genel ve birçok alanı kapsayan bir yaşlanma evet. belirtisi varsa bu birçok yönteme göre hepsinden daha avantajlı, geniş alanda kullanılabilen daha aslında e maliyet olarak düşündüğünüz zaman da daha uygun maliyete geliyor o zaman. Yani üç bölgeyi bir arada tedavi edebiliyorsunuz alt frekansta. Sizin hocam? Ee, biraz önce konuştuğumuz ülke olarak e, bulunduğumuz coğrafyada ultraviyol ışığa çok maruz kalıyoruz. E, genellikle bize gelen kişilerde özellikle bir 35-40 yaştan sonra ultraviyole ışığa maruz kalmaktan dolayı yüzde lekelenmeler, direkt buna leke demesek de belirgin bir alaca bulaca dediğim diye tabir ettiğimiz haller, gözenek genişlikleri, zamanda yaşanmış sivilce problemlerine oluşan izler ve elastikiyet kayıpları veya yaşa bağlı hafiften sarkmalar. İşte bu kişiyi eğer ben bir taşla üç kuş vurmak istiyorsam, hı hı. işte orada altı eneyi evet. kullanıyor. İyi bir tedavi ve evet. iyi bir tabii tabii ki tabii ki dediğiniz gibi biz bunlara PRP'lerimiz, mezoterapi'lerimiz kişinin ihtiyacına göre Hani evet biz bir kolajen yapmak için altı iğneyi kullanıyoruz ama bunun için yanında tuzu biberi de gerekiyorsa yani amino asitlere, proteinlere, e, hyaluronik aside, vitaminlere cildin ihtiyacı varsa bunlar da bir mezoterap tekniğiyle yanında vermem gerekiyor ki en kaliteli kolajeni üretip derideki sıkılığı sağlayabilelim. Evet. Ama en önemli bir şey de burada şu. E, tabii ki artık günümüzde e, hocam da biraz önce söyledi. Doktora güven. Bu doktora güvenle birlikte ee, altı iğne. Evet bizler bunu çok konuştuk. Burada ilk altı iğneyi kullanan doktorlarımız hepimiz e, bizler başladık aslında bu altı iğne uygulamaya. Ama bunun yanında şu anda belki ülkemizde de 12-13 tane farklı altı iğne cihaz diye çıkan cihazlarımız var. Bir de ikisinin farkı var. Onları kaliteler. da isterseniz izleyenler için küçük evet. anlatalım. Bunlara Hepsi da çok önem vermemiz Bir Anlatacağız. Var. Sohbetimiz çok güzel gidiyor. Kısa bir reklam arası veriyoruz sevgili izleyenler. Ardından sohbetimize devam ediyoruz. Evet, altın iğne ve altın frekans aslında birbirine çok yakın iki uygulama. Sadece iğnenin ucuna ya da iğne boyunca enerji veren iki tane farklı yeni teknoloji. Bu teknolojilerin yüzümüzde elastikiyetten e, leke tedavilerini, gençleşmeden akne ve akne sıkarlarına, akne izlerine kadar birçok yerde artık rutin uygulamada olduğunu biliyoruz. Konuklarımızla bunun eline boyuna konuşmaya çalıştık. Evet, bununla ilgili nasıl bitirmek istersiniz? Çok sorulan sorulardan bir tanesi, eğer yapılacaksa tabii bunun seans aralıkları değişebilir, kişinin ihtiyacına, yaşına göre değişmekle birlikte 3-4 hafta arayla. Çünkü alttaki yeni e, hücre oluşumunun pap papiler dermisi geçip epidermiste de bitmesi için geçen bir siklus, bir süre olduğu için minimum 3-4 haftada bir yapabiliriz. Ama özellikle yara izi, sıkar ve akne sıkarlarında sayı artabilir. Sıklık 4 hafta olmaz da iki buçuk haftaya düşer gibi e, gene hekimin planlayacağı süreler içerisinde yapmak uygundur ve e, maliyet açısından Mustafa'nın dediği gibi gerçekten çok uygundur. Ben son 2 yıldan bu yana kesinlikle tek başına kullanmıyorum. Hazır bu kadar mikro kanal açmışken kesinlikle cildi besliyorum. Evet. Özellikle sizin için de çok önemli bir cihaz bulunduğunuz coğrafyada. Siz bize ne demek istersiniz? Ben de birçok yöntemle kombine ediyorum. Yine PRP ile, vitaminle, somon DNA'sıyla, hatta diğer Fox Ultrason gibi diğer teknolojik cihazlarla hastanın ihtiyacına göre kullanıyorum. Çok iyi sonuçlar alıyoruz. Mevlüt Bey? Bir önce söylediğim gibi, evet doktorumuza güvenelim. Bunun yanında da her altı iğne diyene inanmayalım. Tabii ki hekimlerin kullanması gereken bir uygulama. Endikasyonu ve tedavi planında doktorun çıkarması gerekiyor. Gerçekten e, bizim konuştuğumuz altı iğne mi? Çünkü eğer radyo frekans enerjisi iğnenin ucunda kontrolsüzse e, o zaman da istemediğimiz sonuçlara ki Leyla'nın biraz önce söylemişti. Hiç mi yan etki görmediniz? Evet doğru cihazlarla görmedik. Doğru kaliteli onayları alınmış cihazlar olmasına dikkat etmemiz gerektiğini vurgulamak isterim. Evet bugün e, altın frekans ve altın iğnelerle başka bir konuda sizlerle birlikteydik. Unutmayın mucize yöntem ya da mucize uygulama yoktur. Doğru doktorlar ve konunun uzmanlarıyla konuşarak kendi ihtiyacınızın ne olduğunu lütfen belirledikten sonra tedavinize başlayın. Konuklarımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyenler umarım doktorlarımızın anlattıkları bu konularla ilgili bilgilenenler için faydalı bilgiler aktarabilmişizdir. Soru ve görüşleriniz her zaman bize mail adreslerimizden yazabilir, telefon numaralarımızdan bizi arayabilirsiniz. Şimdilik mutlu bir pazar günü diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.